Arkadaşlar merhabalar. Ben Selman. Bu videoda sizlere Logitech'in K380 klavyesinden bahsedeceğim. Bu klavyeyi uzun zamandır deneyimlemek istiyordum. Ama alsam mı almasam mı sürekli tereddütteydim. Fakat ihtiyaçtan dolayı klavye bozulduğu için böyle bir şey almam gerekti en nihayetinde. Aslında çok beğeniyordum zaten. Memnun kalacağımı da düşünüyordum ama Türkiye'de beyaz rengi satışta olmadığı için bir ümit gelir diye bekliyordum. O yüzden normal bu siyah rengini almak istemedim. Fakat Dediğim gibi mecbur kaldıktan sonra bir hediye çekiyle bunu aldım. Beyaz rengi bence özellikle Mac sistemle daha şık duracak gibiydi. Fakat böyle de iyi gözüküyor gibi. Bilmiyorum sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Paylaşmayı unutmayın. Şimdi isterseniz klavyeyi şöyle elime alayım ve bu şekilde devam edeyim. Logitech'in K380 klavyesi. Bu klavyenin en dikkat çeken özelliği üzerinde 3 tane tuş görüyorsunuz. Bu tuşlar ile 3 farklı cihazda aynı anda kullanabiliyorsunuz. Elbette aynı anda kullanmak dediğimizde kafalar biraz karışabilir. Mesela birinci tuşa bu F1 tuşu aynı zamanda diğer şeyler arasında geçmenizi sağlıyor. F1'leri kullanmak daha doğrusu F tuşlarını kullanmak için fonksiyon tuşuna basmanız gerekiyor. Bunlar arasında basıp direkt bilgisayara 2'ye bastığınızda işte tablete 3'e bastığınızda telefona gibi kontrol edebiliyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik ve beklediğinden iyi çalışıyor. Kesinlikle bir kasma, yavaşlık söz konusu değil. Şu an mesela kapalı. Açtığımda şurada ışığı yanıyor uzun yanmaya başladığında bağlandığı anlamına geliyor çok hızlı. Yani 1 saniye 2 saniye aralığında bir sürede bilgisayara otomatik olarak bağlanıyor. Bu çok güzel. Şu anda size cihazlar arası geçiş özelliği nasıl çalışıyor onu göstermek istiyorum. Bir numarada bilgisayar var. Selman yazdım yazıyor. 2'ye geçtim tablet tanımlı Selman yazabiliyorum. 3'e geçtim ışık sürekli yanmaya başladığında bağlanıyor. Selman yaklaşık 1 saniyede bağlanıyor. Tekrardan bilgisayara geçtim. İstanbul yazdığımda yazıyor. 2'ye geçtiğimde tablete geçiyorum. Zaten klavye bağlandığını anlayıp kendi klavyesini kapatıyor. Tekrardan 3'e geldik telefona. Burada da yine tabi biraz yanlış yazdık ama olsun. Comment tuşları da çalışıyor bu arada. CTRL A, Comment A ve sorunsuz kullanabiliyorsunuz. Tekrardan bilgisayara geçtim mesela. Bu kadar. Yaklaşık bir saniyede bağlanıyor. Yan tarafında bir switch'imiz var. Açma kapama. Kapattığımızda ve açtığımızda burada yeşil ışığımız yanıyor. Pille çalışıyor. İki tane pili kutusundan çıkıyor. Pillerle ilgili zaten bir derdi yok. Çünkü iki yıl boyunca çalıştığını söylüyor Logitech. Şu alt tarafındaki kapağı açarak pillere ulaşabiliyorsunuz. İki tane 3A kalem pille çalışıyor. Kalitesi çok hoşuma gitti. Özellikle tasarım zaten çok beğeniyordum. Ben tasarımdan kaynaklı, ufak olmasından kaynaklı böyle bir klavye tercih etmek istiyordum. Fakat işte dediğim gibi beyaz rengini bekliyordum ama bu gri denilebilecek rengi tercih ettim. Türkiye'de iki farklı renkte satılıyor. Bunlardan bir tanesi bu elimdeki gri rengi, diğeri ise pembesi. Özellikle bir kadın alacaksa bence pembe kesinlikle tercih edebilir. Elbette erkekler de tercih edebilir ama ben sistemime uyduramayacağım için yani pembe başka hiçbir şeyim olmadığından pek uyumlu olmayacaktı. Yoksa yurt dışında bunu mesela işte pembe iPad kılıfı, pembe klavye, pembe mouse. Bunun Pebble'dı galiba böyle bir mouse'u da var bu serinin. Onlarla bütünleştiğinde çok güzel gözüküyor gerçekten. Yuvarlak tuşlar daha böyle bir nostaljik gözükmesini, daktilo gibi gözükmesini sağlıyor. Ve yazış hissiyatı burada önemli bir durum tabii. Nasıl yazılabiliyor? Memnun musun diye sorabilirsiniz. Çünkü şöyle baktığınızda normal bir klavye gibi bir deneyim sunmuyor. Kare olmadığı için tuşlar Alışmak gerekiyor. Fakat alıştıktan sonra bence gerçekten kolay ve kullanışlı. Özellikle eski klavyem oyuncu klavyesi olarak geçen modellerden birisiydi. Zaten onu da pek fazla soran insan vardı. Bu arada o klavye bozulmadı. Başka bir klavye bozuldu. Abimin klavyesi. Onu ona vermek zorunda kaldığım için buna geçtim. Yoksa o klavye de güzel sapasağlam çalışıyor. Açıklama kısmına hem bunu hem onu eklerim. Philips'in oyuncu klavyesiydi. O klavye büyük olduğu için... Tuşlar arasındaki mesafeler de uzak, dolayısıyla ellerinizle yazmak istediğinizde oradan oraya atlamanız gerekiyordu. Fakat bunda kesinlikle şöyle tuttuğunuzda hemen yazabiliyorsunuz, yazabiliyorsunuz. O da daha kolay ve konforlu hissettiriyor açıkçası. Elinizi alıp diye öte tarafa yollamamanız gerekiyor. Yani direkt back'e mesela basmak, backspace'e basmak istediğiniz buradan tak diye basıp devam edebiliyorsunuz. Veya delete'e basmak istediğinizde çok böyle bir kolunuza atmanıza gerek kalmıyor. Bu bence güzel bir kolaylık olmuş. Öte yandan boyutları ufak. Az önce söylemiştim. Şöyle kıyaslamak istiyorum. Burada iPad var. iPad'in 10.2 inçlik normal klasik iPad. Gördüğünüz gibi iPad'in boyutlarına yakın bir boyutu var. Bu da özellikle tabletle kullanmak istediğinizde hani bir kafede veya vesairede kullanmak bile isteseniz pek kullanışlı olmaz belki ama en azından abes kaçmayacağını söyleyebilirim. Ağırlığı da 400 gramın biraz üzerindeydi ve çok değil gibi gözükse de, yani 400 gram, normal gibi gözükse de ağır hissettiriyor. Bu ağır hissettirmesi de bence güzel. Daha böyle kaliteli tok hissiyatı var. Kesinlikle elinize aldığınızda bu ağırmış diyorsunuz. Ama bu bence dediğim gibi kesinlikle güzel bir avantaj olmuş. Daha böyle kaliteli tok hissettiriyor. Plastik kalitesi de gerçekten güzel yerinde. Arka tarafında 4 tane noktadan yere temas ediyor ve yükseltme ayarı yok. Koyduğunuzda zaten ince olduğu için de kesinlikle çok şık duruyor masada. Basış hissiyatı da gayet güzel. Konforlu, kullanışlı. Üzerinde 4 tane değişken tuş var. F4'ten F7'ye kadar 4 tuşu bilgisayarda Logitech'in Option galiba programın da O programla değiştirebiliyorsunuz. Bu istediğiniz özelliği atabilirsiniz. Bayağı bir seçenek var. Bu da güzel olmuş. Ve bunun gibi özellikler aslında Bluetooth'un kolay bağlanması da yine bu klavyeyi rakiplerine kıyasla veya daha uygun fiyatlı klavye almak yerine niye Logitech'in böyle bir klavyesine daha fazla para ödeyeyim sorusunun cevabını bulabilmenizi sağlıyor. Ben özellikle Bluetooth konusunda bu kadar iyi olabileceğini düşünmüyordum ama çok iyi çalışıyor. Yani burada mesela yine Logitech'in MX Master'ının kopyası denebilecek Rappu'nun MT750 mouse'u var. Bu mouse'dan genel olarak memnunum ama işte kopya diyoruz ya, kopya olmasından kaynaklı. Alt tarafında bunun da bir tuş var. Bu tuş sayesinde 3 cihaza Bluetooth üzerinden bağlanabiliyor fakat çok zor bağlanıyor. Yani bir türlü beceremedim. Doğru düzgün çalışmıyor. Bağlıyorsunuz, ikinci sefere kesinlikle bağlayamıyorsunuz gibi problemleri var. Fakat işte bu Logitech marka cihazlarda öyle bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Dolayısıyla parasını hak ediyor mu? Bence hak ediyor. Keşke renk seçeneği olarak diğer renk seçeneklerini de Türkiye'ye getirseydiler. Pembe ve green'in yanı sıra farklı daha beyaz gibi daha farklı renk seçenekleri de var. Çok güzel gözüküyor her biri kesinlikle. Fakat iki farklı renkle geliyor. Bu arada Türkçe tuş dizilimine sahip kesinlikle onu da söyleyeyim. Mesela burada şey, çey, ü, yumuşak y'yi görebiliyorsunuz. Tabii yurt dışından alırsanız böyle bir durum olmayacak. Ben de o yüzden beyaz rengi tercih etmek istemedim. Hem işte 100-150 liralık bir gümrük masrafı çıkıyor yurt dışından aldığınızda hem de burada işte nokta virgül karışık olacaktı. Dolayısıyla Türkiye'den almak böyle klavye gibi cihazlara çok daha mantıklı. Memnun muyum? Kesinlikle memnunum ve aldığıma değdi mi? Değdi açıkçası. Elbette daha uygun fiyatlı bir şey alınıp iş görülebilir ama Uzun yıllar kullanacağınızı düşündüğümüzde en nihayetinde bir klavye aldıktan sonra şöyle bir kafadan 10 yılı kullanabilirsiniz mesela. Kolay kolay bir problemle karşılaşmıyorsunuz. Ödediğiniz paranın karşılığını alabildiğini söyleyebilirim. En azından hayal kırıklığına uğratmadı beni. Açıklamalar kısmında linkini bırakırım. Satın almak isterseniz, göz atmak isterseniz inceleyebilirsiniz. Ayrıca zamanda düşüncelerinizi merak ediyorum. Yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın. Siz kullanıyorsanız sizin de düşüncelerinizi merak ediyorum veya sorularınızı da paylaşabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.